Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir karar çıktı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü, özgürlük ve güvenlik hakkını ve serbest seçim hakkını içeren maddelerin ihlal edildiğine hükmetti mahkeme Demirtaş'la ilgili. Yani Demirtaş'ın lehine karar verdi. Yani Demirtaş'la ilgili ihlal var diyor mahkeme. İfade özgürlüğü ihlal edildi diyor. Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edildi. Serbest seçim hakkını içeren maddeler ihlal edildi diyor. Ali Aydar Bey'le başlayalım bu sefer. Sayın Hakan, şimdi bugün hem dün böyle bir karar çıktı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını da dinledik. Ha, Cumhurbaşkanı diyor ki, bir dakika ne dediğini de söyleyelim. Cumhurbaşkanı bu konuda tamamıyla siyasidir. Bunun gerekçesini de biliyoruz. Demirtaş'la ilgili hüküm aynı mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna Partisi kararındaki gerekçelerle çelişmektedir açıkça. Mahkeme Batasuna davası kararında bırakınız şiddet eylemlerini teşvik etmeyi, şiddet eylemlerini açıkça kınamamanın dahi cezaya konu suç sayılabileceğine hükmetmiştir. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamamayı teröre destek kabul eden bir mahkemenin 6-8 Ekim'de 39 vatandaşımızın hunharca katledilmesiyle sonuçlanan bir eylemin baş sorumlusunun tahliyesini istemiş olması resmen çifte standarttır diyor. Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı da budur. Buyurun, şimdi sizi dinleyebiliriz. Şimdi olayın hukuki boyutuyla ilgili olarak eski AİHM yargıcı, daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yapmış Rıza Türmen'in açıklamalarına baktım ben. Mehmet Metiner, Aleviler ayin yapıyor gibi bir ifade kullanmış. Öyle bir ifade mi kullandınız siz? Sıkıldım gerçekten. Her sözüme açıklama getirmekten sıkıldım ya. Yani arıyorlarmış falan, tepki gösteriyorlarmış. Niye biz Mevlana'nın ayinine deformasyon yapıldığında eleştiri getir. Biz ne dedim ben? Alevi kardeşlerimiz temsil edilme canımızdır, başımızın tacıdır. Alevilerin ayini yok mu yani? İbadet. Ayin ibadettir yani. Hayır, ibadetlerine ayin denmesinden rahatsız oluyorlar. Niye rahatsız oluyorlar? Deminden beri dinimizle ilgili neler söylüyorlar. Ayin bir Hristiyanlık terminolojisi galiba. Ayin diyebiliriz, ritüel diyebiliriz, ibadet diyebiliriz. Yani bence benim için bak o Alevi kardeşim Mehmet Metiner'i dinlesin. Benim için bir Sünni neyse Alevi de odur. Bir Sünni'yi bir Alevi'den üstün tüten hiçbir anlayışa bugüne kadar yandaş olmadım, eleştirdim. Eyvallah. Peki. Alevi'nin yaşam tarzına da, ibadet biçimine de herkes, hepimiz saygılı olmak üzeredir. Ama Ali'siz Alevilik yaratmaya çalışanlara da inanıyorum ki onlar da tepki gösterirler. Peki, teşekkürler. Ali Aydar Bey, özür diliyorum sözünüzü kestim. Önemli olduğu için bir açıklama yapması iyi oldu Mehmet Metiner'in. Yok, rica ederim. Yani şöyle, ben onu Sayın Metiner'in kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum. O yorumdan kaynaklıydı. Yani bu hemen her lafı alıp linç etmeye kalkmasın kimse kimseyi. Bu kültürden vazgeçelim. Yani bunu bütün kesimler için söylüyorum. Dolayısıyla hani buradan bir şey çıkarılmasın, bir linç çıkarılmasın. Şimdi şöyle bir durum var. Rıza Türmen diyor ki bu karar içtihat niteliğindedir. Dolayısıyla Türkiye'yi bağlamaktadır ve Türkiye bu kararın gereğini yerine getirmek durumundadır. Kararın içeriğinde diyor milletvekili dokunulmazlığın kaldırılması kabul edilemez gibi bir ifade var. Yani bu doğru değildir. İkinci mesele diyor Selahattin Demirtaş'ın yaptığı konuşmalar siyasi parti lideri olduğu için yaptığı konuşmalardır. Üçüncü olarak diyor ki eğer diyor çözüm süreci bitmeseydi bu mahkumiyet olmayacaktı. Netice itibariyle AİHM'in 46. maddesi, anayasamızın da 90. maddesi bu kararın mecburi bir biçimde uygulanmasını gerekli kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bugün bu kararın siyasi olduğunu ifade etti. Benim eleştirim bu yönde. Çünkü biliyorsunuz ya bu ülkede maalesef bir takım siyasi çelişkiler söz konusu oluyor her daim. 1999'da Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman tabii Cumhurbaşkanı değildi, AİHM'e başvurmuştu. 2002'de iki defa AİHM'e başvurdu. Hem milletvekili hem de sicil kaydının silinmesiyle ilgili olarak.
2003'te de başbakan seçilince davalarını geri çekmişti. Dolayısıyla siz iktidar değilken AYM'e başvuruyorsunuz, oradaki tırnak içinde bir takım haklardan, hukuktan yararlanmak istiyorsunuz ama başkaları bunu yapınca bu bir türlü birden bir siyasi bir davranış haline geliyor. Dolayısıyla bizim, yani bu tartışma üstü bir durum. AYM'in verdiği bir karar. Kabul edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz ama uygulamakla yükümlüsünüz. Çünkü anayasanın 90. maddesi diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler ulusal mevzuatın üstündedir ve uygulanmak durumundadır. Bir eleştiri şuydu, AK Parti'den gelen eleştiri. İç hukuk yolları tüketilmediği yönünde bir eleştiri var. Bunun da doğru olmadığı ifade ediliyor. Zaten iç hukuk yolları tüketilmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle bir davaya bakmaz. Netice itibariyle Türkiye bir karar vermek zorunda. Bu tıpkı bizim Amerika ile olan ilişkilerimiz gibi, tıpkı Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz gibi bir çetrefilli hal almış durumda. Yani eğer bu kararı kabul etmiyorsanız, bu karar zaten Avrupa Konseyi'ne gidecek. Daha farklı yaptırımlar gündeme gelebilir. Nasıl S-400 kararından sonra Amerika'ya karşı bir karşı çıkış varsa, bu karardan sonra AB'ye karşı da bir çıkış var. Ama daha dün, geçen ay hem Sayın Adalet Bakanı hem Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylemişlerdi. Bizim yerimiz Avrupa'dır. Dolayısıyla Avrupa uygarlığının bir parçasıyız. Eğer öyleyse AYM aldığı karar uygulanmalıdır. Yok eğer değilse, yani biz Avrupa'nın bir parçası değilsek, Avrupa ile herhangi bir ilişki kodumuz ya da konumuz ya da pozisyonumuz yoksa, o zaman bundan tümden vazgeçelim ve bütün bu uluslararası sözleşmeleri feshedelim. Peki Ali Aydar Bey. Çünkü bu alınan karar öyle. Peki çok güzel anlattınız derdinizi. Ben gayet net anladım. Şöyle bir problem var. Bu Batasuna örneğinden yola çıkarak, ya Batasuna da sonuçta PKK gibi İspanya'daki terör örgütü, onunla ilgili AYM'in verdiği kararlardan örnekler göstererek bu kararı doğru bulmadığını söylüyor Cumhurbaşkanı. Yani ona ne diyorsunuz? Yani o konuda bir şey diyorum. Gerçi dediniz, yani kararı zaten beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz dediniz ama anlamlı bir eleştiri değil mi o? Ya şunu söyleyebilirsiniz. Bakın, terör örgütünün ya da HDP siyasetinin, onların organik ilişkisi üzerinden yürütülen tartışmaların hepsini konuşabiliriz. Ali Aydar Bey, bakın, İspanya'da Batasuna sırf terörü kınamadığı için kendisine verilen cezalarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu cezalar doğrudur demiş. Hı hı. Yalnız ben bir ekleme yapabilir miyim ona? Burada onu şu şekilde ifade ediyor. Ali Bey, ben bir şey ekleyeyim ona. Oradaki mesele AYM'e kapatma davasının gitmiş olması. HDP hakkında bir kapatma davası yok. Batasuna'dan çok daha fazla terör örgütüyle ilişkisi var HDP'nin PKK'yla. Çok yoğun, hem de olağanüstü yoğun. O ayrı bir konu. Yani ben sadece örneği hatırlattım. O zaman önce iç hukukunuz HDP'yi kapatacak, kararı verecek. Sonra onun genel başkanı Demirtaş'ın artık hiçbir söz hakkı kalmaz o bağlamda. Peki, mesele o. Şimdi bu başka bir tartışma. Yani mesele şu. Yani HDP'nin kapatılması tartışması ya da onun siyasi boyutu ayrı bir tartışma. Ama bununla ilgili kararın ben hukuki gerekçesini anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki burada bir hukuki gerekçe sıralanmış. Diyor ki bütün bu sizin söyledikleriniz bir siyasi parti genel başkanının söylemidir. Ben bunu Batasuna'daki gibi, ki ona atıf yapılmıyor ama, bunu bir terör örgütü olarak ya da onun propagandası şeklinde nitelendirmiyorum. Ben, üstüne üstelik diyor Ali ki Aydar, bir şey soracağım. Ali Aydar, süreci Ali Aydar, devam şey etseydi çok rica ederim. Ali Aydar, şimdi bitireyim, bir şey söyleyeceğim. Eğer diyor, şimdi bak, maddelerden bir tanesi deminden sen söyledin ya, çözüm süreci devam etseydi falan filan. Yani bu bir hukuki değerlendirme konusu olabilir mi sence? Bu kararı siyasileştirmiyor mu? Yani çözüm sürecinin olup olmayacağını, olmalı mı olmamalı mı, devam etmeli miydi? Bu AYM'in konusu olamaz ki. Bu ülkenin meselesiydi bu. Ve o çözüm sürecinde akamete uğratan PKK'nın bizzat kendisi oldu. Ve gitti iki tane polisi Şanlıurfa'da yatağında şehit etti.
Ve onun sonunda çözüm süreci denilen süreçte PKK devleti de HDP'yi de kullandı, milleti de kandırdı, hendekleri, çukurları açtı. Demirtaş da o çukurları savundu, arkadaşları da bilmem neydi falan diye. Sonunda bir o çukura PKK gömüldü ama 800'e yakın insanımız hayatını kaybetti, şehitlerimiz oldu. Şimdi oturmuş ahim, çözüm süreci devam etseydi bu böyle olmazdı. Sana mı kaldı kardeşim? Bak ben kararla hukuki konulara hiç girmiyorum. Ama bu nasıl bir cümle, bu nasıl bir ifade? Çözüm süreci devam etseydi tutuklanmazdı. Yahu çözüm süreci devam etseydi tam da Avrupalıların istediği gibi bu ülke bölünürdü zaten. Oraya doğru gidiyordu. Adamlar fiilen bölmüş hendeklerle, çukurlarla. HDP'liler içinde bulunan 17 tane yerde, 5 tane büyük şey, 5 tane de şehir merkezinde özerklik ilan ettiler arkadaş. Özerklik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı özerklik ilan ettiler. Hadi Demirtaş'ın çağırıp 53 kişiyi katlettirmesi gibi bir örnek veriyorum yani. Şimdi ahim oturmuş, bak kızdığım nokta şu. Demirtaş serbest kalsın kalmasın bundan başka bir şey konuşuyorum. Avrupalı bana diyor ki çözüm süreci devam etseydi falan. Bu birilerine de mesaj veriyor. Türkiye'de birilerine de mesaj veriyor. Şimdi bu böyle hukuki değerlendirme yapılamaz. Buna da hukuk denmez. Çünkü Yasin Börülerin, orada şehit olan insanların, askerlerin, çukurlarda hayatını kaybeden polislerin, güvenlik korucularının hiç hakkı yok. Ahim'in gözünde hiç hakkı yok kardeşim. Bak her kararı ayrı değerlendiririz ahim konusunda. Batasuna kararını ayrı değerlendiririz, bunu ayrı değerlendiririz. Toptan ahimi kötü, iyi kötü diye şey yapmıyorum, değerlendirmiyorum. Ama şu kararın içeriği baştan sona siyasi. Diyelim Türk mahkemeleri siyasi bir karar verdi Demirtaş hakkında. Yahu bu ahimin kararı baştan sona siyasi. Baştan sona siyasi. Neresinde hukuk var bunun? Yani diyor ki nedir onun adı? Dokunulmazlığı kaldırılmasının temeli yoktu. Ya bunu CHP de oy verdi. Zaten destekledi. Anayasa Mahkemesi'ne gitti değil mi? Bunlar hepsi oralardan diyor. Anayasa değişikliği yapıldı bunun için. Partiler oy verdi buna. Yani oturup yani öyle bir şey yapmış ki bir kararla bir de bunu savunan hukukçular MHP, var. Bak MHP bunu, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da diyor ki bu karar diyor Yüce Meclis milli iradeye karşı yapılan bir saldırıdır, hakarettir ya, ve hadsizliktir bu, diyor. Bu bakın inanılmaz, bak her yönüyle bütün maddeleri itibariyle. Senin şimdi söylediklerini tabii, bak diyor ki anayasa değişikliği 138 red tabii. Oyuna karşı bazı CHP'lilerin de oyuyla 373 evet. Oyla kabul edilmiştir. Evet. Ahim'in bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama faaliyetine saldırıdır. Evet. Hukuki değildir, siyasidir. Bildiğimiz iflah olmaz Türkiye karşıtlığıdır falan diyor. Hocam yani. bu bakın Avrupa Birliği'nde hani liderler zirvesinde yaptırımlar diye Amerika'yla koşturuyorlar ya Türkiye'nin üzerine. Bu onun hukuk üzerinden gelen hali. Ve neyle tehdit ediyor? Bak devamında haber de göndermiş Avrupa Konseyi'nden çıkarılma falan filan. Yani bak içinde tehdit de barındırıyor. Öyle hukuk falan diyor ki mesela bazı kararlar vardır. Dersin ki bu kararı uygulayacaksın. Yani bu kararı ihlal olduğunu tespit edersin, uygulayacaksın dersin. Yaptırımı ama ne olacak? Arkasından peki? Da konseyden çıkarılma kadar. Peki cezasını onun cezasını ödeyecekse devlet neyse ya da kararı uygulayacak. O devletin vereceği şey karar. Ayrıca bu tutuklama ile ilgili bunun bir yargılaması var ve davanın sen içeriği var. Ekstradan Avrupa Parlamentosu'ndan çıkarılmakla tehdit etmek. Konseyden tabii yani konseyden, en evet. Temel kurumlarından peki. Bir tanesi. Bu doğrudan şu demek bakın. Hani liderler zirvesinde yapılmak istenen yaptırım var ya ona benzer hukuk alanına sıkıştırma. Zaten o dedi ya ikinci cumhuriyetler nerede diye Mete dedi ya. Bakın bu karar etrafında o ikinci cumhuriyetler bir toplandılar. Okuyun sosyal medyadan, peki. Twitter'dan, sosyal medyadan, internetten göreceksiniz ne oldu.